Sevgili de set takipçileri. Hocam bir süredir böyle en iyi yıl videoları çekiyoruz. Evet. 2022 en iyisi olabilir mi acaba? Olabilir. Yani bize o videoları iten şeylerden birisi de oldu. 2022 ölüm ligine döndü. Ondan sonra 2022'ye ertelendi. 2021'deki her şey. Mutlaka 2022'dekilerin bir kısmı da 23'e ertelenecektir. <laughs> Tabii 23, 22'den daha da güzel olacak. <laughs> Ama yani 2022 hakikaten ölüm yılı haline geldi. Özellikle Zaten evet, gerçek. Triple A yani yüksek bütçeli evet. oyunlar konusunda ölüm yılına denk geldi. Bazı oyunlar böyle Elden Ring ne zaman geliyordu? Ocak mı? ocakta geliyor galiba. Şu an 7-8 gün kalmış olması lazım. Azıcık bir şey kaldı evet. yani. Birçok oyun böyle götün götün Elden Ring'den uzaklaşıyor şey yapsın diye ama hepsi sıkışmaya başlıyor. Bir ucundan başlayalım mı? Hangi ucundan başlayalım Hangi ucundan acaba? Elden Ring'den hani... başlayalım. O hakkını kullandım. Bak. Evet, kullandım. <laughs> i̇ki kere. Bazen yaparım ikinci. <laughs> Abi ben arkadaşlar da biliyor. Gerçekten hepinizden yani bütün bu ofisteki çalışma arkadaşlar özür dilerim. muhtemelen Elden Ring gel zaman öyle bir hafta falan bir izninizi rica edeceğim yani. <laughs> Ben de şey yapacağım. Sen Bir, yapamazsın. İlk defa bak Souls Like'ı One'da e, oynamaya başlamak istiyorum herkesle birlikte. Bakalım şey yapabilecek miyim? Yani intibak sağlayabilecek <gülüyor> miyim <gülüyor> öyle böyle böyle bağlanabilecek miyim de? Oyunda fiyatı 299'dan 499'a çıktı zırrt evet. diye daha da çıkar diye Biz de bakıyorduruz böyle. Ya bu artacak ama artacak ama artacak. Arttı. <laughs> hani. Şimdi şeye geldi. Gerçekten öyle oldu. 599 oluyor. PlayStation 5'te, 499 PC'de, PlayStation'da sanki oynamak daha mantıklı e, olacak. Öyle gibi gözüküyor şu anda. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten çok etkilendim oyundan. Yani gerçekten From softwarein oyunları da kendi içerisinde bir dönüşüm geçiriyor işte. Hani Dark Souls, işte Souls'dan e, Bloodborne biraz daha aksiyon e, ağırlıklı, sekir Böyle biraz daha böyle counter'a hmm. yönelik falan filan derken. Şimdi e-learning'de ilk defa böyle şey deneyecekler. Gerçekten açık de açık uçlu. Ya. Oraya gideyim, buraya gideyim. Burayı araştırdım Burada bu bostan. Tam falan, anlamıyla falan, yani falan. hiç burnunu sokmaman gereken yerlerde Tabii. bulabilirsin kendini. Ben ondan korkuyorum. Yani <laughs> ömrümü zaten sittin sene yenemeyeceğim bir şeyle ben yedemiyorum beceremiyorum diye <gülüyor> takıntı <laughs> yapmakta. sıkılırım kısa zamanda diye. Yok şimdi burada zaten şey olması lazım. Yani bir yerde hiç takıntı yapmadan olmuyor mu kardeşim? Hı. Dön geri ya güçlen geri dön. Yani git gut hmm. mantığı hmm. burada çalışıyor zaten. Yani bir bir yerde çok ısrar etmemek lazım. Başka yerlerde şansımızı denemek lazım. Bak kaç defa dedim ya hani Bloodborne'un dibini sıyırdım hmm. şu oldu bu. Bir bir yer kaldı giremediğim hale. Hmm. Mesela bir yer kaldı giremediğim hale. Ya yani böyle tokatlıyorlar hala beni. Çok iyi bir karakter de kim var ama orayı da artık herhalde önümüzdeki günlerde halledeceğim gibi gözüküyor. İnşallah. Evet. Bu yani Bloodborne'da sıyırmadığım bir yer kaldığını ben Şimdi ilk defa orada o orada bir böyle <laughs> crust kaldı yani öyle <laughs> <laughs> Benim tabii ömrüm yiyecek oyunlardan birisi Starfield geliyor. Ben evet. bir Bethesda oyunları hastasıyım. Evet. Yani Fallout 4'ü de çok sevmiştim. Hı. New Vegas'ı zaten çok sevmiştim. Fallout 3 o kadar değil. Bir geçiş oyunuydu ama falan. Ama Skyrim mesela ömrümü <laughs> tüketmişti. Şimdi Starfield, Skyrim serbestliğinde bilim kurgu ve uzay. Of. Ne yani. Bethesda. Müthiş bir Ben bunun tarif. erteleneceğini düşünüyorum. Çok da güzel bir tarih verdiler ama. Ne bekliyoruz ama, Starfield'dan? Yani oyunun böyle temel döngüsünde nasıl bir şey bekliyorsun mesela? Ya gemideyiz. Gemi var. Oradan oraya gidiyoruz. Bir çözüyoruz şekilde. falan mı yani? Bethesda ya da yakıştıramıyorum. Açık dünya ve şey olmayan böyle high fantazi veya post apokaliptik olmayan bir dünyayı betesda. Belki çok ilginç. Elinden iyice. çıkan bilim kurgu şey yok değil mi daha? Ben hatırlayamadım bir anda. Biz zaten kendisinin yok. Tabii ki Doğumlar falan filan var da ama onlara da bakarsan Doğum neredeyse post-apokaliptik, evet. Rage de post-apokaliptik. Ondan sonra onlar kendi oyunları olmadığı için yine de saymıyorum ama adamlar onunla özdeşleşmiş. Hali hazırda hayatta olan bir evreni nasıl kurgulayacaklarını çok merak ediyorum ben. Ne kadar genişlikte olacak? Kaç gezegene gideceğiz? Gezegenlerin derinliği ne olacak? Şey istemem açıkçası. Outer World sığlığında Bizim bir anladım. gezegen e, e, istemiyorum. Outer World'de beni en hayal kırıklığına uğratan şey oldu. Aslında gittiğin yer gezegen değil. Gezegenin üstündeki küçücük bir parçacık. Ya ben sana çok kavramıyorum. Sen ne? Yani, evet orada şey yapıyoruz. Evet yani ölçe Kötü çok... değil. Outer Worlds. Evet. Yani, ama, ama benim beklediğim oyun değilmiş. E, o beklenen derinlikte de değil. Doğru. Katılıyorum ben de sana noktada. Ama yani oyunun böyle oynanışını veya işte konunun, hikayenin sürükleyiciliğini azaltan bir unsur gibi gelmedi bana. Oradaki böyle ölçeğin biraz daha dar, kısa olması. Hmm. Yoğun haritalar aslında orada. Biraz daha böyle eldeki kaynakların... Haddini bilerek kullanılmış olması Hı -hı. gibi geldi bana şeydeki. Yani ben çok seviyorum biliyorsun Arthur worldsü Dolayısıyla böyle biraz da hani mesafekte de öyledir ya. Bir gezegeni Hı -hı. inersin, o gezegenin böyle işte küçük bir parçasını aslında kabul edersin. Ama mesafekte mesela ilginç bir derinlik vardır. O küçük kısım çok şey gibi gelir, zengin gibi gelir karakterler. Doğru. Çünkü çok daha derindi. Evet. O karakterlerin senin yanındaki partnerlerle ilişkileri Doğru. derindir. Ben yani o yüzden mesela Andromeda'ya çok üzülmüştüm. Bak Andromeda'nın büyüklüğü bence ideal şey, Ideal. ama gezegenlerin daha derin ve daha şey olması lazım. Evet. Dolu olması lazım. Doğru. Ben şeyi sevmiyorum. Geniş geniş yapalım. O salon salon salomanje evren ama bomba boş. Evet, 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 evet Dağ taş görmek istemiyorum evet. ben. Her döndüğüm yerde mantıklı ve beni o quest'e gidecekken aa bu neymiş aa bu neymiş diye evet. diye bambaşka bir yere götüren oyunları seviyorum. Skyrim'e bu yüzden hayranım ben. Evet. Çok severim. O anda sonra Starfield'ın da böyle bekliyoruz. olacağını ümit ediyorum. Tod abi var başında. Umarım hmm, yerden evet. çıkartmamayı başarmışlardır bu sefer. <gülüyor> 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 Toprağın altında Bekliyoruz bakalım. Galofor e, 2. Çok ilginç bir şey diyeceğim sana. Ben çok heyecanlı değilim ya yeni God ilgili. Neden? Ben de o kadar süper bir heyecan yok Neden bilmiyorum. Neden abi Sanki abi, ilk oyunun part geliyormuş gibi hissediyorum. E, çok öyle, garip. garip e, yani. öyle, öyle. Ama ben de böyle... şeyden bir önce o hani eski üçlemeler sanki biraz daha iyiydi. Videosunun da önce ben böyleydi. Ben de böyle Yani ya. mesela Elden Ring gerçekten yüreğimi ağzıma getiriyor hmm. benim. Evet. Böyle, tamam mı? Gerçekten böyle tıkı 20'li yaşlarında Metal Gear bekleyen Faruk kadar oluyorum neredeyse Elden Ring'de böyle. God of War'da o kadar olamıyorum. Niye bilmiyorum. ve bunu gerçekten genelde bu tip şeylerin böyle tarifini iyi yapabilirim ben ama bunu yapamıyorum niyeyse. Bir şey var böyle yani. Galiba. E... Sevmediğimden değil. Beni heyecanlıyorum Gene bekliyorum. Tabii ama tabii. böyle o Galop 4'e olamıyorum yani. Çıkınca it gibi oynayacağım. Belli Kesinlikle yani. Yani. oynayacağız. Canım. Ama adı koyamıyorum i̇şte Galiba more of the same hissiyatı kapladı. Cık, şöyle bir şey önerebilirim. On Keşke bak Enis'te olsaydı. <laughs> 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 Mesela şeyde ilk üçlemede God of War biraz daha Nevi şahsına münhasır bir oyundu ya. Yeni God of War, 2018 God of War böyle herhangi bir third person gibi. Belki belki biraz ondan olabilir diye düşünüyorum. Biraz da ben hani sanki Kratos'u emekli edip Atreus'a çok fazla anlam yükleyeceklermiş gibi gelmeye başlıyor bana. Aynı şeyi Gears of War'dan Marcus'u emekli ettiler de adını şu anda hatırlamadığım oğlu, onun kız arkadaşı falan böyle. On, hiç umursamadığın karakterler ana karakter oldu. Ee, evet, öyle bir yani, şey yapmazlar umarım Ya. Yeni yani. karakterlerle ya bir oyun içinde gerçekten yeni karakterlerle böyle bağ kurmak çok kolay olmuyor yani. Bir de ki yani Kratos gibi çok ikonik Oturmuş karakterlerdi. Ama sadece karakterle değil de derdim. Yani çok yeni bir şey görmeyecekmişiz. Hikaye anlatımı, düşman falan filan haricinde gibi geliyor yani bana. Yani ne bekleyebiliriz? İşte epik savaşları bekleyeceğiz. Yine böyle çok iyi sahneler falan filan ama nasıl diyeyim? Şimdi ilk 3 God of War'daki <laughs> hikayeyi çok net hatırlıyorum ben. Yani inişler çıkıyor. Gerçekten tam böyle tam bir Yunan tragediyası gibiydi yani. yani geçen videoda da söyledim ya. Yani desen ki von Aristofanes yazmış bunu falan desen. Ama mesela hani God of War 2, God of senaryosundan çok az bir şey kaldı hmm. bende geriye. Yani hatırlayamıyorum çok fazla böyle. Neden bilmiyorum öyle olduğunu. Tabii yani çünkü God of aynı zamanda hikayesiyle böyle seni heyecanlandırıyor olması lazım. Ben hikayeye heyecanlanamıyorum o kadar çok şu an. Ben şimdi tespit ettim sen dinlerken. Eyvallah. Heyecanım benim şeyde kaçtı. God God of 2'nin Ragnarok'un başında Cory Barlog'un olmadığını öğrendiğim an. O başı değil mi ya? Gene o yanında değil, Danışmanlık bir... veriyor. Yanında şey yapıyor. O ben Twitter'dan takip ediyorum. Hiç isim vermediği başka bir proje başında anladığım kadarıyla. Cory de çok şey böyle. Hangi God of eli attıysa çok iyi olmuş. Şey yapıyor böyle yani çağ atlatıyor. God Şimdi, sahip, ya God of War olduğu gibi. Şimdi ya 2 Muhtemelen God of War 2, God, of... God, God of War 1'den daha iyiydi. Değil de. Burada Kore'nin açtığı yoldan ilerleyecekler sadece gibi geliyor bana. Yani Doğru. İnşallah ön yargım Doğru. yanıltır beni. Ön bakalım. Bir diğer oyun her ne kadar şu anda hakikaten korkunç kötü bir yerde olsa da Diablo Immortal mesela. I don't fucking care. <laughs> What I do. Ben çok evet. severim Diablo'yu. Ondan canım. sonra ama bu kesin hani Activision Blizzard'ın şu andaki içinde bulunduğu durum nedeniyle kesin ertelenecek. 2023'e e, belki daha ileriye ertelenecek. Evet şu anda Activision Blizzard bir oyun yayınlamasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani. Yayınlayacaklar. Yani o çok da umrunda değil üst tepedekilerin. Daha ne umrunda sonra... olmayacak ya. Bütün ama oyun ya. sektörü çöktü adamlara ya. Herkes çöktü ama ne yapacaklar bilmiyorum ben. De. En son işte şeyden kovaladılar. Video Game Awards'tan kovaladılar biliyorsun. Yine orada da Geof abi şey yaptı. Çok güzel ayak oyunu O yaptı. da iyi politikacı oldu. İyi ha? politikacı İyi siyasetçi yani. oldu yani, iyi, yani. Etkinlik adamı. Ondan sonra herkesle iyi geçinmesi gerekiyor. Yani hiç kötü konuşmaz zaten. Hani, hiç kötü bir şey söylemez hiçbir şey hakkında. Niye konami demiş adam ya sonuçta. Aa, o ile şeyi var adam artık yani ev arkadaşı falan yani. O, o kadar, <laughs> o kadar <mi>? öyle yani. <laughs> Gran Turismo. Bu, evet. Senlik, benlik bir şey yok burada. Yani ben de çok Gran Turismo e, ustası değilim ama senden daha fazla vakit görmüşümdür. Tabii. Yani bilmiyorum mesela herkes şu anda Forza aşağı Forza yukarı diyor ama benim gönlümde her zaman araba simülasyonu deyince Gran Turismo'dur. Yani bu benim kendi kişisel beğeni ve zevklerimle alakalı. Yine böyle tıpkı bir nasıl söyleyeyim bir MMO oyuncusunun oyununa gömdüğü yüzlerce saatte olduğu gibi bir ihtimal ben de yaklaşık 20 sene sonra bir araba oyununa geri döneceksem bu Gran Turismo 7 olacak hocam. Çünkü Gran Turismo oyunları bilen bilir gerçekten senden ciddi bir şey ister. E, commitment Bağlıyorum ister yani. Ister, ister. değil mi? İster. Dolayısıyla ben gerçekten God of War'dan daha heyecanlı olduğumu söyleyebilirim şeye karşı. Gran Turismo. Grand Vay, Turismo 7. O kadar yani. Tabii ben severim Gran Turismo'yu sonuçta. Uzun yıllardır yani en son PlayStation'da Gran Turismo 3 A-Spec'e çok vakit gömdüm ben ondan beridir böyle bir araba, araba yarışına çok fazla hani ucundan sıyırıp böyle şey yaptım ama buna gerçekten yine neslin de vermiş olduğu heyecanla eskiden olduğu gibi bir vakit ayırmak istiyorum açıkçası. Yazık ya yani Need for Speed'de ne ne etti ya bu iyi elindeki İyi e ya e abi iyi e e it's in the <laughs> ya. Ne yapıyor ya <laughs> ne yapıyorsun elinde bak NBA'in vardı Need for Speed'im vardı yes. ondan sonra Fight Night'ı Fight 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 like. geri getireceklermiş galiba bu aralar. İnşallah. İnşallah. Yani varoluş var elindeki şeyler yani. Bir FIFA'da gidecek şimdi elinde. Dımdızlak ağzını havaya açacak yani. Tabii. Zamanlar etkili de onlar yapıyordu. Şimdi? Ee, sonra Codemaster. Codemaster, Codemaster, Codemaster yarış Codemaster oyunları... Codemaster'ı satın aldım farkında. Evet, <laughs> <laughs> değil mi? F1. Ben şey yapabildim mi? <laughs> Aa, alalım biz seni. O zaman hala iyi yapıyor diyebiliriz. <laughs> Tekrar da iyi <bir> şey <laughs> Vampire Bloodlines bir başka yılan hikayesi. Çıkacak dönüyorum. mı? Çıkmayacak mı? Yani kaçıncı kez yapımcı değiştirdi meçhul. Yani yapan evet. ekibi de doğru düzgün şey yapmıyorlar. Niye Parti böyle oldu peki? Ben çok takip edemedim. Abi başına yani. bir işler geldi. İlk etapta yapan ekibin senaristi zannediyorum. Çok böyle yine bu Me Too olaylarında hmm. negatif tarafta kaldı. Hmm. Ondan sonra sonra yapan ekip çok başarılı olmadığı ortaya çıktı. ...iptal etmekten son anda döndü falan. Garip toparlayamadılar. Bir şey da, garip yani. bir şey çıkacak. Ya yani bu tür projeler ya sonunda hakikaten wow diye şaşırtacak derecede iyi olur ya da, ya da çoğunlukla çok kötü olur. Evet. Vampire tarzında bir oyun yapmak da gerçekten evet, tabii hiçbir oyun yapmak kolay değil ama bu tarz böyle oyunları yapmak daha zor. Çünkü belli bir distrikt böyle... Hani nasıl söyleyeyim? Böyle bir alanlara bölünmüş bir harita içerisindeki bu tip oyunlarda böyle her karakterin bir anlamı ifade etmesi bir diyalog örgüsünün olması hı. bir arka plan hikayesinin olması gerekir ya. Hı hı. Yani RPG oyunlarında genelde lore'u oyuncuya vermen lazım. Diyaloglarla Hı. işte karakterinin arka plan örgüsüyle her bir NPC'nin bir anlam ifade etmesiyle falan filan ve bunu teknik anlamda başarmak ve bu NPC'ler arasındaki ilişki, onların hikayeye olan etkisi, hikayenin senin seçimlerine göre farklı yerlere gitmesi falan filan. Yani şimdi düz aksiyon oyunu yapsam bu kadar kasmayacaksın yani, ya, tamam mı? Kolay bir proje değil yani. Önceki Bloodlines teknik sıkıntılarına rağmen o kadar güzel işlenmiş, evet. oya gibi işlenmiş evet. diyalogları. Ama falan. 20 sene olmuş tabii yani ismini hatırlayamadım bir vampir klanı vardı zihinsel sıkıntıları olan ve her şeyi Malkavianlar. Malkavian mıydı onların ismi bilmiyorum. Hmm. Yani normalde oyunun başladığı yerde bir radyo mu televizyon mu ne vardı. Oradaki diyalogları bambaşka şey yapıyordu. Aynen. Mesela oradan başlıyordu oyunun Aynen. muhteşemliği. Yani o eski FRP'lerdeki diyalog ve metin şeyi, ustalığı artık beklemiyorum o oyunlardan. Çünkü hem o yazan kişilerin çoğu emekli oldu. Evet. Küstürdüler. Yazarları küstürdüler ya. Ç Çet Falitsek olsun. Ondan Aa, yani. sonra Kristovir e, olsun falan. böyle. Halbuki yani, vitamini orada yani. Yani ya, yazarları küstürdüler. Kaldık çoluğa çocuğun yazdığı <laughs> şeylere, metinlere. Neyse. Ya, bitirme, bitirme projesi olarak yapıyorlar. Kesinlikle şey yapmayacağını, beni üzmeyeceğini düşündüğüm iki oyun var beklediğim. Homeworld 3 ve Company of Heroes 3. Bu Dur ya. Horizon'ı şey ya. Var. Ha Horizon'ı atladım ya. Çok var. <laughs> çok var. <farklı. gülüyor> Dur. <laughs> Dur önce Horizon'dan biraz bahsedeyim. Abi çok şeyden gittik. PC ve e, şey e, konsoldan ve konsol şeyden ve... gittik. Bu ikisi abi oh. stratejicilerin He. bu sene birazcık gönlüne su serpildi Age of Empires'la birlikte. Ki o da Relikten çıktı. Yani Relic, Creative Assembly tek başlarına aldılar banner'ı. PC, strateji. S ucuna. Taşıya taşıya gidiyorlar. Sallaya böyle. sallaya gidiyorlar. <laughs> Şimdi Warhammer Total War 3 de çıkacak. Ondan <laughs> sonra bu hafta hatta Game Pass'e geliyor. Bu hafta değil ya gelecek hafta falan geliyor. Bunları da ben heyecanla bekliyorum. Özellikle homeworldü Homeworld benim apayrı sevdiğim bir oyundu. Yani. İlk duyurulduğu zaman neydi be? Yani ilk 3 boyutlu full 3 boyutu oynanışı sıkmayacak oyunu. şekilde vermek o kadar zor ki. Evet. Yani düz bir satıh üstünde 2 iki sat, iki boyutlu bir yüzey üstünde değil de 3 boyutlu bir Uzay evren yani. uzayda o çatışmaları kontrol altına tutturmak evet. oyuncuya apayrı bir e, ustalık gerektiriyor. Yani evet. Homeworld 3 bence bu yıl beni bayağı oyalayacak. Evet. Company o. of Heroes biraz 2. Dünya Savaşı'ndan artık ay dedi için biraz oynar, Kampanya sonra of çıkarım of gibi geliyor. belli yani. bir kalitenin üzerindedir çok, ama. Oraya. Çok çok çok. Yani hani... Muhteşemdir Campanio evet, of yani. yani tek tek binalara soktuğun askerler, aman bina yıkılıyor, kaçın dışarı falan böyle mikro management'ın doruklarını yaşaman yani, gereken yani. bir oyundur. Ama işte ben bilim kurgu, uzay muzay. Evet. Yani. Işte, <laughs> home tarafındayım. Evet abi. Bilim, bilim kurgu demişken. Evet, bilim kurgu demişken benim böyle kişisel takıntılarımdan bir haline geldi Horizon. Ya hmm. yani şimdi 3 tane God of War diyorsan arda arda bir beni Horizon kadar heyecanlandırmaz söyleyeyim. Ben çok seviyorum Horizon markasını. Bunun en büyük hmm. sebebi Gerçekten iyi yazılmış bir hikayesinin olması bu arada. Ben hikayesini çok beğeniyorum. Karakterlerini çok beğeniyorum. Yaratmış oldukları evren bayağı tutarlı bu arada. Orasından burasından bir sakmıyor şey yapmıyor. Oyunun castingi çok başarılı. Ümit ediyorum Şimdi şöyle bir şey var tabii. Horizon'ı yapan ekip Guerrilla Games. Hollandalı, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Guerrilla Games'in başında yıllardır Herman Hulst diye bir abimiz var. Bu abiyi alıp Killzone'u, Killzone serisini falan yapan abi bu. Bunu aldılar tabii ki hak, -hak ederek şeyin başına, yani PlayStation işin Global Studios'un hmm. başına getirdiler Şimdi tıpkı Cory Barlog'da olduğu gibi acaba yine bu özen ve detay seviyesini yakalayacaklar mı? Merak ediyorum. Ama bütün gameplay videolarını izlediğim kadarıyla gerçekten çok cilalı ve detayları özenilmiş bir yeni oyun var karşımızda. Ya son yayınlanan videolara falan baktım. Yaratık yapay zekasını falan aşmışlar gibi. Gerçekten şey, Zaten gözüküyor. Bence, bence bunu karşısında olacak çok insan olabilir ama oyunlarda gördüğüm en iyi düşman yapay zekalarından ilk 3'e Killzone 2 girer. Olabilir, yani Games'in evet. yaptığı bir oyundur. Yani oradaki düşman davranışlarının verdiği keyfi başka çok az oyunda Half-Life 1'de gördüm. Evet. Mesela Half-Life 2'nin de yapay evet. zekası daha kötüdür Half-Life 1'e göre. Evet. Ben Half-Life 1, Killzone 2 diye yani 3'e de şeyi falan koyarım. Halo. İlk Halo'ları evet. koyarım yapay zeka olarak. Hı? Evet. half Fir, evet, pardon, çok özür dilerim. Evet. Fir da e koyabiliriz. Evet. Ondan sonra o yapay zeka ustalığı pek dikkat edilmiyor artık ya. Yani son 10-15 yıldır yapay zeka geliştirilmesi gereken bir tarafı gibi görülmüyor sanki oradakin. Evet. şey görsellik cila üstüne cila evet, görürken, evet, evet, evet. ses teknolojisi cila, evet. cila üstüne cila, ışıklandırma cila üstüne cila görürken yapay zeka. Olmasana dış dış kafanın dış mandalı gibi. Ya ben şunu hayal ediyorum yıllardır. Karşılaştığım her bir düşman eğer ki teke tekse, bana bir insanla mücadele ediyormuşum hissiyatı Aynen. tabii ki kalabalık bir düşman grubuna karşı oynadığın oyunlarda bu mümkün değil evet. ama ona göre de bir şey var dengeleme, dengeleme. şey var. Ee, şöyle bir formül vardır. İnsana oyun, insan oyuncuya en keyif verecek yapay zeka insanın 14'te biri kadar yetenekte olmalı. Hı hı. Ondan sonra bunun işte oyununa göre oyunun geçtiği mekana silah ve çatışma türüne göre çeşitli şekillerde kategorize edip formül haline getirebilirsin. Ama oyunlar de yapay zekaya hiç dikkat edilmiyor son Tabii, zamanlarda evet, doğru söylüyorsun yani. sadece yani farklı şeylerle mesela işte bugün konuştuk ya loop evet. looplu oyunlar evet. üzerine konuşalım diye Seni bir loopta tutarak mesela keyif veriyor sen kendini geliştiriyorsun ama düşman aslında hep aynı davranış biçimleriyle şey yapıyor Tabii. yeni bir şey öğreniyormuş senin yaptığın bir şeye tepki veriyormuş gibi duru, bir durumu yok mesela dün e, bir, birkaç videosunu izledim Horizon'ın seni kovalayan düşmanlar suya atlıyor peşinden suda evet. da kovalamaya başlıyor evet. veya onun tuzakları var ya elemini tuzan üstünden atlıyor ama ama atlarken kuyruğu çarpıyor, çarpıyor da yanmaya başlıyor falan. Bunlar bana keyif veriyor. Yani hakikaten yapay zeka geliştirilse hı. oyunlarda sanki oyunlardan aldığımız keyif özellikle single oyunlardan veya botlu oyunlardan bir tık artacakmış gibi hı, hı. geliyor bana uzun süredir. Tabii benim Horizon'da beni en çok yükselten şey dediğim gibi yani hikayenin Hikaye. devamını çok merak ediyorum ne olacağını. İki oyun var. Biri sana, biri bana. Sen başlarsın <laughs> şu ikisi. İkisini de sen anlat, üçüncüsünü ben anlatayım. <laughs> Yok şu şunu değmiyorum bak. Rainbow Six X Evet. Ben buraya şey olsun, ayıp olmasın diye getirdim. Hakikaten çok gereksiz. Rainbow Six evreninde 4 kişiyle oynadığın zombi virüs ortamı. Ya bu bu nedir arkadaşlar? Bana arkadaşa? şunun şimdi her karakterini oluşturmuş bir... Mesela Battlefield'ın bir karakteri var. Ne yaptı 2042'de? Biraz daha Apex'e benzeyeyim. İşte ondan sonra böyle bir tane daha... Oyun... Battlefield elden gidiyor. Elden, <gülüyor> 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 elden gidiyor. Yani... Warzone'a birazcık böyle şey yapayım, çakayım falan. Abi senin bir karakterin var. Sen Battlefield'sin. Şimdi Rainbow Six. Ya sen Rainbow Six'sin abi. Ne, işin var abi senin? Yok şey dört kişilik co yani şey, Ya şey şey diyorum. Yürekçi co-op falan filan. Şimdi, yani, demek ki anlatabiliyor muyum? Listede hani? tier 2'ye geçtik fark etmişsindir. Geç, evet. Tier 2'den itibaren abi 3 arkadaşın varsa gel oyna. <laughs> o oyunları var. Redfall <laughs> öyle. Ondan sonra Gotham Knights öyle. Suicide Squad öyle. Gidiyor da gidiyor böyle yani. Arkadaşım var mı? Yok. O zaman kusura bakma falan. Ha, evet. yani sen git. O oyunları <laughs> Diye yani. Gelme. Üç arkadaşında yoksa sen kimsin ki oynayayım? Köpek falan. falan, falan. Yani. Oynamama hakkım var. tuh falan. Evet abi yani böyle anlamıyorum ya. <laughs> o yüzden Rainbow Six Extraction'ı öylesine ekledim ama Stalker. Ama... Iki... Stalker. Sığ Stalker. He. <laughs> Senin yani... kişisel obsesyonlarından bir tanesi Evet mesela. abi yani ilk Stalker'daki o yapay zeka dedik ya. Orada da bireysel yapay zeka değil. Yaratıkların veya insanların bireysel yapay zekası değil ama biyom olarak yani. yani bir kendi içinde ekosistem ha, nasıl diyeyim? Ha, e, e, o o ekosistem olarak evet. davranışlarını başka evet. hiçbir oyunda görmedim şimdiye kadar. 2022'de böyle bir zenginlik beklemiyorum ama bir çıt yaklaşsalar yeterli ya. yani o ilk Stalker'daki atmosfere bir çıt yaklaşsalar İnanlıcı şu zamanda görsellik şey zaten var. hani artık evet. yani şey olmayınca insana Uncanny Valley denilen bir şey vardır evet. ya onu aşmadıkça artık burun kıvırıyoruz Aynen. görselliği ama ben heyecanlıyım yani Stalker 2 çok nostaljik bir oyun olabilir bir de Rus Ukrayna yapımı oyunlar hala o şeyi veriyor e, deneysellik tadını veriyor. Yay, Yeni yani. bir şey denedik biz falan. Mesela hiç bahsetmedik Chernobyl Lights diye bir oyun vardı. Hı -hı. Ben bayağı oynadım onu. Onda da işte yine e, Chernobyl Yeah. İşte oradaki radyasyona neredeyse tapacak düzeyde bağlı olan insanlar, garip garip yaratıklar, garip garip olaylar ve bir loop, bir döngü evet. şeyi vardı onda da. O da çok keyifli bir oyundu. Ondan sonra o... ve deneysel, beşi benzeri de olmayan bir oyun. Evet, bu sene çıkan şey, sürprizli evet. oyunlardan biriydi. Çaktırmadan bu seneki güzel oyunlardan da bahsediyoruz bu arada. Evet, Ghostwire Tokyo. Yani üzerine yeni bir şey söylemeye şey yapıyorum çekiniyorum ya ne? bu da bir düşün yani ya çok iyi çıkacak ya da çuvallayacak galiba Shinji Mikami değil artık oyunun başında öyle yani, bir şeymiş Evet. biz geçen video Shinji Mikami'nin yeni oyun dedik ama birisi uyarmış evet sonra o. da kontrol etmedik tembellik ettim ya açıkçası yok yani ben de kontrol etmedim açıkçası ama e, yani oyundan aşağı yukarı ne bekleyeceğimizi biliyoruz Hı. ondan sonra yani ama henüz Ghostfire Tokyo ile alakalı bir gameplay videosu bir gameplay sekansı gördük mü vardı bir ufak yani trailer aralarındaki bazı evet, sekanslar evet. gameplay sekansıydı. Evet. Yani böyle şeyden... uzun 13-16 dakikalık bir sekans bir görmedik. Görmedik. O yüzden mesela şeyi merak ediyorum. Ya Ghostwire Tokyo'nun temel oyuncu döngüsü nasıl olacak mesela? Hmm. Tamam mı? Yani nasıl nasıl bir oyun olacak? E, henüz böyle biraz daha şeyde Muallakta. Evet. Bethesda o şeyine, e, Bethesda Microsoft satın alım şeyine kurban mı gidecek yoksa PlayStation'a da gelecek mi? E, o biraz belki şey yaptı, muallakta bıraktı. Ama yani henüz öyle ne bileyim. Ghost Tokyo ile alakalı böyle Platinum Games'in eski o hani bir zamanların işte korku hayatta kalma ekolünü sonra işte Vanquish ile beraber işte aksiyon ekolünü taşıyıp günümüzde yeni nesle kadar getirecek bir geleneğin temsilcisi mi olacak? Yoksa başka bir şey mi olacak? Çok merak ediyorum. Ben de şey merak yani. ediyorum ya. Redfall yine 4 arkadaşım varsa, 3 <laughs> arkadaşım varsa gel oyna tarzı bir oyun. Ama büyük bir ama var burada. Arcane yapıyor. Aa. Ben looplu oyunları da sevmeyen bir insan olarak Deathloop'a <laughs> aşık Aynen. olmuş Aynen. bir kişiyim. Yani Aynen. benim oradaki ön yargımı kırdı. 3 tane arkadaş edinmem gerekiyor Redfall. <laughs> Oynamak <kişi> için <Aynen>. <laughs> Güzel. Çünkü biliyorsun ben oyunları severim ama insanları sevmiyorum e, <laughs> yani. ben Splatoon 3 diyeceğim çok saçma bir şekilde. Biz evde çok Splatoon <laughs> evet, evet Şimdi kimse bilmez abi tahmin ediyorum ama Splatoon çok zevkli Boya badana oyunu. Evet. Nintendo'nun münhasır oyunlarından bir tanesidir ve inanılmaz eğlenceli bir oyundur. Bilmeyenlere söyleyeyim elinizde boya tabancalarıyla hem haritayı hem düşmanları boyamaya çalıştığınız bir shooter oyunu. Çok güzel. Tam aile oyunu yani. Tam bir aile oyunu. Biz, benim oğlum 4,5 yaşında bunu online oynayıp alabiliyor. Dövüyor. Öyle söyleyeyim. Yani öğlen de eliyle alıştı falan filan. Üçüncü oyunda yani biz bekliyoruz aileci, Oynamaya devam etmek istiyoruz. Çünkü eşi benzeri olmayan, ondan sonra şiddetsiz, kafa kop kopmadan kan dökülmeden oynayabileceğin ondan sonra bu arada böyle bir olgun adam FPS'i değil bu arada zaten TPS olarak oynuyorsun gerçekten oynuyor. ama shooter şeyine çuvalını sapacak olursak vuruş hissiyatı falan çok iyidir bu arada yani Splatoon'un yani oynarken böyle fiziksel bir tatmin de alırsın ya, şey, ya bir ara şey yapalım oynarken, mı çocuklarınızla oynayabileceğiniz ama adam akıllı oyunlar böyle yani adam akıllı senin de keyif alacağın böyle çocuğun orada çocuğun eğlenirken sen durmuşsun an. böyle <laughs> değil o Aynen. çocuğunla keyif alarak oynayacağın oyunlar böyle bir yapalım. böyle bir Kesin böyle Az izlenir ama çok kişinin işine yarar diye de düşünüyorum. Mario yani. Kart mesela. <laughs> Nintendo çok orada şey böyle köpek gibi eğleniyoruz şeyden ya. Şeyden gidecek. Lokomotif olacak gibi gözüküyor. Mesela bu listede benim varlığının konusunda şüphe duyduğum. Niye var diye şüphe duyduğum bir oyun Avatar Frontiers of Pandora. Şimdi <laughs> film geliyor ya. Avatar 3D sinema ilk ortaya çıktığında böyle hakikaten müthiş bir deneyimdi. Geldi geçti. Şimdi 10 sene. Abi tamam. James Cameron, James Cameron kendini kaybetti. Adam düzgün başka başka filmler yapabilecekken 8 tanemini Avatar filmi yapacağım ben diye attı kendini ortaya. Daha birinin bir trailerini görmedik. Yok ortada film. Abi bir şey yani ne yapıyor bilmiyorum. Bir de Ubisoft'ta Avatar oyunu yapıyor. Sene olmuş 2022. Yani bir şeyler hazır. Ama şöyle şöyle bir şey var. Çok o kadar güzel bir noktaya temas ettin ki. Bak şimdi bunu şey yapmadan geçmemem lazım. Ya James Cameron gibi bizim böyle neslin çok sevdiği, böyle en sevdiğimiz filmleri ve markaları ortaya çıkarmış olan bir adamın ömrünün artık son verimli dönemini de avatar'a gömmüş olması tamamen. ve Bakıyorsun adamın filmografisine şimdi kaç tane avatar gözüküyor orada. Yani mı? yok. Ne, ne yaptığını treyle... şey anlayamıyorum. Yap birini. Ya öbürüne başla veya başka birine hepsini bir anda yaptı. yaptı. Yani hepsini bir anda yaptığından da emin değilim ben. Ben yani bir Starship Citizen vakası mı dönüyor <laughs> orada diye merak <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ya. Yani, çok ilginç değil mi hakikaten yani? Ya yani, yani tamam güzel bir filmdi Avatar. Ben çok beğenirim. Ondan sonra sinemada ben da de iki, beğenirim. Bir kere falan, ee, üç kere falan ya. izlediğim 2008 dedi ah, mi? 2008'de filmlerden 2008'de. biriydi. Evet. O 3D'nin o ilk He. etkisi de çok iyiydi. He. Ondan sonra şu an ne yapılıyor o niye Avatar e, evreni var? 12, niye 13 6 olmuş? tane film veya 5 tane mi 4 tane Onu da He. bilmiyorum. Bir, e, film birden yapılıyor. He. Bilmiyorum ya yani sen şey mi yaptığını zannediyorsun? Star Wars evreni mi yaratacağım? Evet o açık. kafalarda O demek olabilir yani. ancak. Yani James ya. Cameron ben James Cameron'ım lan. Ben dünyanın en böyle yüksek prodüksiyonlu iyi filmleri, blockbuster, ana akım filmleri yapmış adamım. Benim niye kendime ait bir evrenim yok? Şeyine mi girdi Hı. acaba? şey Benim de George Martin'den neyim eksik kardeşim mi acaba kendi kendine? E, the Movies That Made Us izlemiş. İzliyorum. Aynen. James filmci. Cameron da sıkıntılı bir tipmiş yani. Tabii ne? canım. Bütün mu? yönetmenler, bütün iyi e game directorlar. Büyük takıntı abi. Büyük sıkıntılı zaten çok adamlar. Yani. Ha, o kadar takıntı olmasa o kadar iyi filmler çıkmaz abi zaten. E, e, çok merak ediyorum. Yani bu oyunda Ubisoft'un gariban Ubisoft Şeyi hatırlıyorum şeyler. ya. Ancak kaynağını emik emikleyeceğini de, Ubisoft tam gibi. böyle <laughs> tam şey gibi böyle tamam mı? Belediye başkanı da ihale kovalayan tipler gibi. tamam. <laughs> <böyle>. Abi <laughs> yapıyormu <bu> filmi abi? <gülüyor> <gülüyor> Mü, tamam. Müdürüm film ne zaman film çıkıyor? Zaman Oyunu yaptık bak <laughs> burada. <gülüyor> Kemiklerimiz sayılıyor. açlıktan. Tamam öyle değil mi? Şey Canım. Oyun yazar ofisinde ilk Avatar filminin oyunu çıkmıştı. Lan ben böyle tıraş bir şey oynadım hatırlamıyorum ya. Hatırlıyor musun? Hakikta, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırl Hatırladığım Piy şey King Kong'muş. Bitireceksin King Kong. <laughs> bir film oyunu Şu, geldi gözüme. O da tıraştı ya. O da. Ya... <laughs> Mesela Suicide Squad ve Gotham Knights. Şimdi evet. ikisi de ayrı ayrı güzel olabilecek oyunlarken arkadaş topla gel oyunu şimdi bunlar. Evet yani. bunlar da. Yani. Neden kötü? Tek başına da oynayabilirsin bunu diyebilirsiniz ama bir oyunu dört kişi oynatmak üstüne kurguladığınızda bütün evet. gameplay dizaynını, bütün level dizaynını tek başına oynadığınızda o keyfi alamıyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Yani oyunun vitaminini üç kişi oynadığınızda alabilirsiniz. Mesela Marvel Avengers Game Pass'e geldi. Zaten çok kötüydü satışları şusu busu. Açıp oynayabilirsiniz. Oynamadım bile yani elimi bile sürmedim oyunu. Tek başına oynadığında çünkü keyif alamayacağımdan Hı. eminim yani. Bunlar da öyle olacak ki Gotham Knights'e e çok üzülürüm ben burada. Değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Ben Ark 2'ye bir değinip geçmek Tabii istiyorum. ki. Çok acayip bir projedir biliyorsun değil mi Ark? Bilmiyorum çok ya. Çok takip ettiğim ya bir ben Ben hiç oynamadım ama çok izledim gameplay videoları falan. Muhtemelen bize izleyenler arasında bunun hmm. bir şey müdavimleri vardır. Çok böyle hatalarla dolu baglı bir oyun olarak çıkışını hmm. yapıyor ama o da bir böyle hafiften şeye de döndü böyle No Man's Sky gibi. Sonradan işte düzeltmeler, eklenti paketleri, içerik, yeni içerikler falan filan. Kendine ait böyle bir garip böyle enteresan bir sıkı kitlesini yaptı kendini. Hmm. Hmm bir survival oyunu Ark biliyorsun. Yani böyle bir e, alternatif bir evrende işte dinozorların falan olduğu, böyle garip garip yaratıkların olduğu bir evrende hem böyle çok dibine kadar grind yaptığın hakikaten Man's Sky hem de böyle ciddi şekilde büyük scale olarak büyük e moblara karşı bir mücadele verdiğin, işte araç kullanabildiğin falan filan ölçek olarak büyük bir oyun. Evet. Ama yapan stüdyonun adını şeyini unuttum şu anda. Ama ben zannediyorum ki Ark 2 biraz daha şey olacak. Daha böyle prodüksiyon kalitesi yüksek bir olacak. Arkine göre 2'de ark 2'de Vin ın olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum, şu an sana alıyorum. Yapımcı olarak mı? Hem yapımcı olarak var hem oyuna dahil hem de aynı zamanda oyun içinde karakter ya, olarak var. O bu adamın tutup tutup en olmayacak projelerde... Evet. Ve yani Vin hayatında şey var şu... Riddick. Riddick diye bir oyun var evet. ya şahane, hakikaten evet. Xbox'ın e en adam, güzel oyunlarından olan. E bu adam zaten zamanda şey kurdu, oyun, oyun stüdyosu kurdu. kurdu. Garibim ya, evet. yani o, orada ne para batırdı ki? Oyuncuyum dedi. lan ben falan filan şeyine girmişti o zamanlar yani. Burada yine varlığının neden olduğunu bilmediğim Lord of the Rings Gollum var. Galiba bu bir de Avatar. Abi filmlerin IP'si bizde. Sözümüz de var şu kadar zaman içinde oyun çıkaracağız evet. bu IP'yi kullanabilmek için oyunları bunlar. Yani Değil 10 yıllığına IP'yi almışlar. 9. yıl olmuş. Ah, son anda sınavdan 2 gün önce çalışmaya başladı. öğrenci gibi oyun yapıyorlar gibi Aynen. gelmeye başladı bana. Yani, yani niye doğru. var Lord of the Rings Gollum? Bilmiyorum. Gollum'u yönetmek keyifli bir şey mi? Yani <laughs> ya. bunu yani orada şey varken Strider varken, Gandalf yap. Lord of the Rings, Gandalfın Gandalf hikayesi. ya. Gandalf hikayesini yap. Şey sanki yani Amazon aldı abi her şeyi. Kusura bakmayın size ne kaldı? Bu zeytin çekirdeği. <laughs> Bundan oynuyor. Sen de Gollum ne yapıyor ya? yapacak bir şey yok falan. Um mu? neyse falan diye. Kocası da... Çıkıp çıkıp anlatıyorlar bir de yani Gollum'u yapanlar. Şöyle yaptık böyle majestik. Gollum'un oyunu ne kadar majestik olabilir ya. Yani. Gollum ancak böyle yenilmek üzere bir trollden falan kaçarken majestik anlar yaşanır. Neyse. İşte komple şeyi geri getiriyormuş böyle. Stealth oyunlarını dut dut şey yapıyormuş, diriltiyormuş falan. Ya ben ne bileyim öyle? ya öyle... <laughs> E, çok ezik Çin karakterli mi? oyunları... Cin mi? Bir cini, Stings mi? Ha tam o geldi benim aklıma Stix. işte. Böyle çok ezik karakterli oyunlara ben çok şey yapıyorum böyle e, ya Sticks, fareler falan vardı. Fare tipli şey. Vermintide mesela. Düşmanlar da fare böyle. Neden sonlara <laughs> böyle bir tiksinti var? Yani, hayvan türe, türü nedeniyle <laughs> oynanmayan oyunlar var tarafımda. Evet Sifu mesela benim heyecanla beklediğim oyunlardan Sifu çünkü... çıkmadı mı ya? Yok çıkmadı. Konsola böyle... falan çıkmadı. Taka, taka taka şey gibi. E, e... Jackie filmleri gibi. Jackie filmi değil de şu diğer abi var ya, dönmeyen ha bravo yipmen yipmen yipmen'deki abinin dövüştüğü gibi tak 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 Link tak, 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 tak evet. falan dövüşün. Evet. Hakikaten Sifu benim heyecanla beklediğim indilerden biri. Ben çıktı diye hatırlıyorum. Yok çıksa görürdün ben konuştuğumu çünkü Doğru dedi gibi bekliyorum. Ben beni. sağda solda gameplay demek ki şeyi salladılar Betasını salladılar o zaman. Bir, hmm. daha gameplay videosu Gameplay videosu çok yayınlandı. Evet. Şeyi nasıl yapacaklar merak ediyorum. Yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun, yaşlanıyorsun ya. Evet. Oyunu bitiremezsen mesela 80 yaşına geldiğinde ne oluyor? Sonra kilibinde <laughs> figürün alıyorsun. Ölü. <gülüyor> <gülüyor> Öldün. <gülüyor> Kalisto protokol senin heyecanla beklenmiyor. Bu da garip bir oyun. PUBG, PUBG evreninde geçen Dead Space. Dead Space'in Space devamı. Hadi bunu da açıklayın Devamı ama PUBG evreninde geçiyor falan filan. Biz şizofren ettiler yani tamam mı? Abi birbiriyle iki tane uyuşmayan... Hani hem evren olarak hem gameplay olarak hem hitap ettiği kitle bakımından birbirinden tamamen zıt iki ayrı ucu abi o kadar iyi bir fikrim var ki falan <gülüyor> tamam mı <laughs> yani öyle bir şey olduğunu emin yani? abi yani ne düşünüyorsunuz Jönetim, ya yönetim tamam yönetim kurulu toplantısı var 10 gün sonra <laughs> ne yapalım şey yapalım bak bu Dead space'i yapanlar uzun süredir yapsak yapsak diyorlardı onları alalım onlarla bilim kurgu yapalım ama PUBG var Böyle dana gibi para kazanıyor. Tam PUBG evreninde yaptık diye. Yaptık abi. <laughs> PUBG evreninde 10 bin yıl sonra. Abi falan. <laughs> yani sen şimdi PUBG oyuncusuna atıyor. PUBG oyuncusuna Dead Space'i satamazsın. <laughs> satamazsın abi. Bana da PUBG'yi satamazsın. Şu Bana ]ları. da PUBG satamazsın bu saatten sonra yani. Tamam mı? Ben oturup hayatta PUBG'yi 5 dakikama ayıramam şu saatten sonra yani. Dolayısıyla böyle yani şey gibi Hadi bakalım aşureyi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Komşulara dağıtırız falan mı diye düşünüyorduk. Elimizde kalanlarla şey e, yapalım. İdare ederiz falan. Çok parası var işte. PUBG de? Tencent. Tencent. In. Çok parası demek biraz şey kalıyor orada. Adamlar yani <laughs> çok parası. şu an isteseler Mars'ı komple alacaklar. <laughs> <laughs> Aynen öyle. İşte ya, bu şey vardı ya da çok zenginlik. <laughs> bir ekip beni yeniden çektirmeyi düşünüyorum. Adana'da olacak falan. <laughs> aynen öyle zaten. Tencent düşünüyor böyle. Neyi yendim, neyi yendim, ne, ne kaldı acaba almadığımız? Ve Tencent de düşünüyordur yani. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana ile cezaevine düşmüş. Jesse Pickman da 0-1 G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor. Arkadan duşlayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Almadığı firma kalmadı. <laughs> bunlarla bir şey yapması lazım. Abi. ben bunlarla bir şey yaparım ki diye firma alıyor adam. Abi tam tam bir Umut Sarıkaya karakteri gibi çizdim kafamda. Ten sahibi. <laughs> Tencent'in sahibi diye bir karakter var mı tamam acaba? Yani? Var. Bir tane düşünsene. Öyle bir karakter var abi. Tencent'in sahibi diye böyle tamam mı? Canım getir bakalım oradan tamam mı? Böyle unutulmuş fikirlikler falan filan gibisinden böyle oraya sağa sola böyle emir veren bir <laughs> PUBG tip. Godfather. Falan. PUBG Godfather Birleştirelim. <laughs> Elimizdeki en ünlü markayla en böyle olası evet. olmayacak şeyleri birleştirelim. Sen niye böyle yapıyorsunuz? Emerick. <laughs> Son bir oyun kaldı. Evet. Bu da çok ilginç bir evet. indimizdir. Evet. Somer. Evet. yani Hem şeye benziyor, Limbo, ondan sonra <laughs> Last of Us, Limbo karışımı çok <laughs> tatlı geliyor bana. Bir evet. de hani aileni korumaya çalışıyorsun, otur oyunları bende çok böyle evet. derinden vuruyor. Aynen. heyecanla bekliyorum o yüzden Somerville'i. Ki bu liste burada nihayete eriyor. Ee, Abi daha ne olsun? Daha yani, yani. Yani bayağı. Yani derinleştirsem gider yani. Doğru. İ iki saate doğru uzar. Peki bunların hepsi 2020'de çıkar mı hakikaten? 2022'de çıkmayacak. Buradan Diablo Immortal diyorum. Empire Bloodlines diyorum. Bak Forspoken'ı yazmışım He. buraya ama ne olduğunu bile unuttum. Starfield çıkar mı sence? Starfield çıkmayabilir. Ama çok güzel tarih verdiler ya. 11 12 12 10, şey 22 12 yok 11 11 22 bine ha öyle bir tarih verdiler <laughs> böyle 11 Kasım 20 2022 gibi evet. tarih verdiler şimdi bozulacak o 2023'ün 6 Haziranı falan diyor. aynı hissiyatı <laughs> vermiyor Vampire çıkmaz bence bakayım avatar çıkmaz <laughs> filmleri yokken oyun çıkaracaklar tırnak evet. beni kemiriyor böyle gibi gibi <laughs> sahibi Efendime söyleyeyim şey de çıkmaz bence Hogwarts Legacy bence ark 2 çıkmayabilir. Ark 2 de büyük bir parça, büyük oyun çıkmayabilir. Yani. Evet. Ama şu ana kadar kesin yani neredeyse çıkış tarihi belli olacak bu kadar oyun 2022'nin hakikaten... Hadi iki tane seçelim. Ben C iki tane seçeceğim burada. Cüzdanımızda şey bırakmayacak böyle cam bırakmayacak. Böyle. Evet. Yani her şekilde bana 2022'de yeter diyeceğim iki oyun biri Elden Ring, öbürü de Horizon benim için. Abi, abi şimdi ben işte Souls Like'larla uzaktan bir sevsem ne güzel olur ilişkisi evet. yaşadığım için diyemiyorum Elden Ring benim için şeydir. Ama ben de Starfield Eyvallah. ve Diablo Immortal diyorum. Bu ya bir yıl ben e, ederim. giderim yani. gibi geliyor. Bir de çok şey yapıyorlar bizi. Ya hep konsol konuşuyorsunuz, hep Resident Evil oldu, Silent Hill oldu, dört bir yanımız falan filan. Yani PC'den de konuşuruz. Bu Why, not? Why not? Yani. yani buradaki konuşmana şey yok ben yani konuşmak istemiyorum konuşsam çünkü <laughs> susmayacağım biliyorum yani. <laughs> Abi evet. evet 2022 hakikaten cüzdanların dibini gördüğümüz bir yıl evet. olacak belli ki. Belli. Şeyler için de zor. Bağımsız yapımcıları için Tabii, de 2022 Bu kadar markanın zor. arasında görünür olmak hakikaten, bu sene içinde yani, para, para buralara gidecek çünkü. Bağımsız evet. bir oyun geliştiriciyseniz 2022'yi es geçmek isteyebilirsiniz gibi bir tavsiyede Durum var. bulunayım evet. 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 evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin de beklediğiniz oyunlar varsa aşağıda yazın. Kanalı beğeniyorsanız beğenmeyi videomuzu ve abone olmayı unutmayın. Ne gülüyor? Hala alacağımalım şuna ya. <laughs> ya ne yapayım Öyle ben ki. de video, o kadar alışmadım ki video sonunda aklıma geliyor evet. ama hakikaten her söylediğimde geliyor e, abone geliyor. Çünkü Peki. buna şeyde call to action denir. Yani <laughs> business <bizimiz> tabiri olarak <laughs> hakikaten şunu şunu yapmanızı rica ediyoruz de dediğin zaman şey. Olur, aksiyona yani. geçilir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.